çocuklarımızın geçmiş olan bayramlarını kutluyorum. Türkiye'de ve dünyada tek çocuk bayramını yaşayan bir ülkeyiz. Biliyorsunuz şu anda seçim gündemimizde var. Ve bütün seçimle ilgili haberlerde 15 tane vekilin İYİ Parti'ye katılması, CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye katılması gündemde. Ve bunu Güneş Moteli olayıyla karşılaştırıyorlar. Bu son derece yanlış bir karşılaştırmadır. Çünkü Güneş Moteli olayında siyasi taviz söz konusuydu. Yani iktidara ulaşmak adına bir siyasi taviz söz konusuydu. O transfer edilen vekillere özel bir statü tanınmış, bakanlık teklif edilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri tıkanan demokratik kanalları açmak adına bize gelmişlerdir, bize katılmışlardır. Demokrasi adına katılmışlardır. Bu transferler, yani daha doğrusu geçişler, demokratik kanalının açılması adına önemli bir siyasi hamledir. Bu bir siyasi hamledir. Kendi Türkiye demokrasisinin işletilmesi adına kendi istekleriyle gelmişlerdir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne demokrasi adına yaptıkları kahramanlık dolayısıyla partimiz adına teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Gençlik Kolları Başkanımız atanmamıştı. Az sonra kürsüye davet edeceğim avukat arkadaşımız İskender Kaan Yılmaz Beyefendi İl Gençlik Kolları Başkanı olarak atanmıştır. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. İskender Kaan Yılmaz ismim. 22 Ekim 1992 İzmit doğumluyum. Avukatım. İl yönetiminden öncelikle teşekkürlerimi ben sunmak istiyorum. İl yönetiminden bazı parti büyüklerimiz bizim ismimizi naklettiler. Bizim ismimizi verdiler. Sağ olsunlar. İl başkanımız Serdar Bey de, Serdar başkanımız da görevi bana verdi. Sağ olsun. Ben onlara öncelikle çok teşekkür ediyorum ve ben onları mahcup etmemek için elimden gelen her şeyi yapacağımı taahhüt ediyorum. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Kocaeli'de gençliğin sayısı çok fazla. Üniversitelerde yaklaşık 85 bin üniversite öğrencimiz de var. Gençliğin bir kısmı olarak değerlendirirsek. Gençlerin sayısı çok fazla ve bu gençler farklı görüşte olsalar da bizim gerek partinin temel amacı olarak da bakış açımız ve yapacağımız projeler bu gençlerin hepsine temas etmek olacaktır. Toplumun, ya gençlerin sadece bir kesimine değil, gençliğin tüm kesimine biz dokunacağız. Gençliğin tüm kesimine hitap edeceğiz. Ve kucaklayıcı bir şekilde tüm gençlerle buluşacağız, oturacağız, konuşacağız, fikir üreteceğiz, projeler üreteceğiz. Ve bu minvalde çalışacağız. Zaten seçim süreci hepinizin malumu. Biraz da seçim odaklı. Arkadaşlar, AK Parti iktidarı kaybedeceğini anlayınca akla hayale sığmayacak suçlamalarla karşımıza geliyor ve benzetmelerle karşımıza geliyor. Bizim partimizde FETÖ kumpasıyla aylarca hapishanede yatmış 3 tane kurucumuz var partimizde. Şimdi bu kurucularımız partimizde bizlerle birlikte çalışıyorlar. Şimdi sormak istiyorum. AK Parti'de kaç tane FETÖ kumpasından yatan bir üye var? Yani FETÖ kumpasıyla suçlanmış, FETÖ kumpasına girmiş ve hapse yatmış. Şimdi bize FETÖ'cü diyorlar. Kendi işlerinde FETÖ'cü bulunamadı. Soru işareti. Dolayısıyla şimdi kalkıp bir sürü benzetmeler yapıyorlar. Efendim işte Berdel diyorlar, işte ne bileyim kiralık diyorlar vesaire. Bu bir siyasi hamledir.
Buna artık kabullenmeleri gerekir. Açık söylemek gerekirse var olan bizde kendilerini kullandıkları üslup ve şeyle tarzla yani baktığımızda tarzlarına baktığımızda hiç beklemedikleri bir hamlenin, siyasi hamlenin şaşkınlığı içindeler. Bu şaşkınlık içerisinde kendilerine göre üstünü kulp takıyorlar. Şimdiye kadar, bugüne kadar hep kendileri bu siyasi manevraları kendileri yönetiyordu. İlk defa kendi kontrollerinin dışında bir siyasi manevrayla karşı karşıya geldiler. Bu şaşkınlık içerisinde akla hayale gelmedik benzetmelerle bizi suçlamaya çalışıyorlar. Sayın Meral Akşener her halükarda adaylığını açıkladı ve Cumhurbaşkanı adayımız olacaktır. Onun dışında açık söylemek gerekirse şu anda Yüksek Seçim Kurulu bile yol haritasını tam anlamıyla çizebilmiş değil. Onun da yol haritasını çizmesini bekliyoruz. O yol haritasına istinaden biz de siyasi parti olarak, İYİ Parti olarak kendimize bir yol haritası çizeceğiz. Evet. 100 bin imza yine toplanacaktır. Bu 100 bin imza toplama olayına start verdiğimiz zaman toplu olarak YSK'nın bürolarına gideceğiz. Seçim kurullarına gideceğiz. İl ve ilçelerde toplu olarak bu imzaları vereceğiz. Şimdi CHP'li vekillerle ilgili olarak çok bize ayrıntılı bilgi verilmedi. Ama muhtemeldir ki Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Meral Akşener bu konuyu kendi aralarında bir çözüme kavuşturmuşlardır. Bu siyasi manevranın arkası hangi hamleyle teşekkür edilecek bu konuda bilgim yok. Evet. Bunu genel merkezin ve liderlerin ortak kararıyla açıklanacaktır. Benim bir il başkanı olarak bu manevranın diğer hamlelerini açıklayabilme şansım yok. Evet. Buyurun. Dün AK Parti kanalından resimlerle bazı sözler sarf edildi. Şöyle dediğinde hani CHP'den İYİ Parti'ye giden milletvekilleri hani bu durumu sanki kendileri istememiş de zorla yapılmış gibi resimdeki yüz mimikleriyle bunu anlatmaya çalıştı. Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Arkadaşlar niyet okumalarından vazgeçsinler, realiteye baksınlar. Yani yok işte bu morali şöyleydi, böyleydi gibi yorumlara gerek yok. Eğer öyle bir şey olacaksa önce genel başkanların yüzüne baksınlar.